Evet, değerli basın mensupları, çok değerli İzmirliler. 30 Ekim günü yaşadığımız depremin üzerinden 3 gün geçti. 83 canımızı kaybettik. Bine yakın vatandaşımız depremde yaralandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Günlerdir enkaz altından gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Saatler geçtikçe umutlar tükenirken bugün birkaç saat önce depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif kızımızın sağ olarak kurtarıldığı bilgisi hepimize moral ve motivasyon verdi. Depremin meydana gelmesinden hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve Bayraklı Belediye'mizin ekipleri yıkım ve hasar meydana gelen alanlara derhal müdahale ettiler. İlk anda AFAD ekipleri bölgeye intikal etmeden 55 vatandaşımız İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ekiplerince arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak kurtarıldılar. Ardından AFAD'ın da olay yerine intikali sonucunda çok sayıda vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Cumartesi günü depremin üzerinden 24 saat geçmeden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e gelerek yıkılan ve hasara uğrayan bölgelerde incelemelerde bulundu. Yine depremin hemen ardından Genel Sekreterimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz İzmir'e gelerek incelemeler yaptılar. Ben öncelikle gecesini gündüzüne katarak çalışan, uyku uyumadan enkaz altındakileri kurtarmak için çırpınan belediye çalışanlarımızı ve AFAD ekiplerimizi, dostlarımızı, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bu konuda minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Depremin, afetin, insan yaşamının siyaseti olmaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri bu süreci siyasileştirmeden birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yürütmek için çaba sarf ediyoruz. Özellikle Bayraklı ilçe örgütümüz, il yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kolları ve kadın kollarımız, İzmir'deki ilçe belediyelerimiz ve Türkiye'nin birçok yerinden belediyelerimiz tüm ekipleriyle koordinasyonları sağlıyorlar. Hem Türkiye'nin 4000 yanından gelen yardımları yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar. İzmir milletvekillerimiz ilk günden itibaren yıkılan 5 binanın bulunduğu bölgede 24 saat nöbet sistemiyle nöbet tuttular, koordinasyonu sağladılar. İzmir dışından gelen vekillerimiz de bu çalışmaya destek verdiler. Biz bu çalışmaların siyasileştirilmeden yürütülmesi için olağanüstü özen gösterirken bakıyoruz, bakanlıklar açıklamalar yapıyorlar. Bu açıklamaların hiçbir yerinde belediyelerimiz, belediye başkanlarımız, itfaiye daire başkanlığımızın yaptığı çalışmalar yok. Seçilmiş bir belediye başkanı o kentin şehreminidir, emin kişisidir. Kente ve kentte yaşayan insanlara sahip çıkar, tüm imkanlarıyla onların zarar görmemesi için gerekli çabayı sarf eder. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer, gerek Bayraklı Belediye Başkanımız Sayın Serdar Sandal ilk andan itibaren şehremini olduklarını tüm Türkiye'ye göstermişlerdir. AFAD'dan itfaiye teşkilatımıza kadar personel arama kurtarma ekipleri organize bir şekilde işlerini yapmaya çalışırken yerel yönetimlerimiz sokakta kalan lojistik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız için çok hızlı bir şekilde planlamalar yaparak örnek bir kriz yönetimi sergilediler. Covid-19 pandemisi hala tehlikesini, riskini devam ettiriyor. Salgının yayılmaması, bulaşı olmaması için gerekli önlemler ve gerekli tedbirler alınıyor. Bizler belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, parti yöneticilerimizle birlikte ve dostlarımızla, destek olan tüm STK'larla enkaz bölgesindeki mesaimizin her dakikasını bu felaketin
etkilerini azaltmak ve bu tarz felaketlerin bir daha yaşanmaması için üzerimize düşen sorumlulukları gösteriyoruz. Bu yönde bilim insanları, meslek kuruluşları ve bütün paydaşları işin içine dahil ederek yıkılan binalarda varsa ihmallerin ve sorumluların peşine düşmeyi de ayrıca görebiliyoruz. Depremden fiziki, ruhsal ve maddi olarak etkilenen tüm vatandaşlarımıza da tüm imkanlarımızla gerekli desteğin verileceğinin burada taahhüdünü veriyoruz. Şimdi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın açıklama yapacak, görüşlerini sizlerle paylaşacak. Buyurun. Değerli basın mensupları, öncelikle size ve tüm İzmir'imize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu depremde hayatlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bu işin ciddiyetinin farkında olmak mecburiyetindeyiz. Herkes, hep birlikte, iktidarıyla, muhalefetiyle. Ancak 2002 yılında geçici diyerek bir vergi toplanmaya başlanmıştı. Hatırlıyorsanız geçici demişlerdi ve bu sürece kadar bu vergi tam 70 milyar 895 milyon lira olarak toplandı. Şimdi Sayın Bakan da, Süleyman Soylu Bakan da bir açıklama yaptı. Dedi ki işte biz bunun 11 milyarını işte köprülerde, viyadüklerde, aynı zamanda kamu binaları için harcadık dedi. Şimdi burada bir soru sormak lazım. Gerisi ne oldu? Bu paralar nerede? Nereye harcandı? Hani bu paralarla Türkiye'nin deprem güvenliği sağlanacaktı. Aynı zamanda dönemin Maliye Bakanı da o süreçte Şimşek dedi ki vergiler duble yollar için harcandı. Hemen ardından bir önceki bakan dedi ki milleti kandırmayın, milleti aldatmayın. Bu paralar bütçenin ihtiyacı olduğu için harcandı dendi. Yani işin özeti bu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde her afet sonrasında biliyorsunuz bir fay yasasının çıkmasının bir mecburiyet olduğu hep vurgulanır. Hatta bu konuda çalışma ekipleri yapıldığı da söylenir. Bunun Ağustos ayının başında yine bakan açıklama yaptı. Dedi ki biz bununla ilgili bir ekip kurduk. İşte çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak meclisin ilk açıldığı günde gelecek dedi. Şimdi Allah aşkına insanlar canlarını kaybettikten sonra meclise getireceğiniz kanun tasarılarının ne anlamı var? Bu kadar insan can çekişirken, acı çekerken sizin bir dakikanını bile bu milletin harcamaya ne hakkınız var, ne haddiniz var. Şimdi burada sormak lazım. Bu kanun tasarısı, yasası neden, hangi gerekçeyle meclise gelmedi? Hep mış mışlarla götürürsek işte buraya geldiğimiz durumla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bizler de bunun takipçisiyiz. Dün başkanımız da açıkladı. Bizler de bu konularla ilgili kanun teklifleri verdik. Onların da bir an evvel getirip birleştirerek bunu kanunlaştırmamız gerekiyor. 2003 yılından bugüne kadar tam 58 tane araştırma önergesi verdik muhalefet olarak depremle alakalı. Hepsi iktidar tarafından reddedildi. İşte bunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Her şeyi reddetme alışkanlığında olan iktidarın bu anlayışından vazgeçmesi lazım. Verdiğimiz önergelerin, tekliflerin kanunlaşmamasından sonra alınacak olaylar da hep böyle gecikiyor. Acilen yapılması gereken olaylar var. Ülkemizin %92 oranındaki nüfus yoğunluğu fay hatları üzerinde ve depremle riskiyle karşı karşıya olmuş durumda. Yani Türkiye'mizin, güzel ülkemizin kaybedecek bir dakikası dahi yok. Acilen yapılması gereken bir konu daha var. Binaların devlet tarafından destek verilerek güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili örnekler her yerde var. Dünyanın her yerinde var. Kamuoyunda dikkate getiriyoruz. Mecliste konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili kanun teklifimiz de var. Ancak dinleyen, duyan iktidar yok. Ayrıca İzmir'imizdeki altyapıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. İzmir'imizde metro ağı ve süren Narlıdere metrosu inşaatı zarar görmemiş olup diğer raylı sistem hatları olan İzban ve Konak Karşıyaka tramvayları da zarar görmemiştir. Ayrıca İzmir'in su, kanal, arıtma altyapısı da zarar görmemiştir. Ve su, kanal altyapısında hiçbir hizmet aksaklığına da yol açılmamıştır. Yol altyapısında
köprü, viyadük, anahtar ve benzeri kayda değer hasar yaşanmamıştır. Sadece kordonda yarım kalan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait viyadüklerin kirişlerinde kopma ve düşmeler yaşanmıştır. Tüm belediye altyapı ekiplerimiz kesintisiz ve bütün canlarıyla başlarıyla görevlerin başındadır. Ben buradan İzmir Büyükşehirimiz ve diğer 11 büyükşehirimiz de büyük bir aile olarak İstanbul, Ankara, Muğla, Aydın, Adana, Antalya ve tüm diğer büyükşehir başkanlarımıza, ekiplerimize, İzmir itfaiyemize, bütün STK'lara canı gönülden teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun İzmir, geçmiş olsun Türkiye'miz. Evet, teşekkür ederiz Sayın Ahmet Akın'a. Şimdi çevre ve doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztunç açıklama yapacak. Buyurun Sayın Başkan. Evet, değerli arkadaşlar, hepinize saygılar sunuyorum. Bugün üçüncü gün. Belli ki, anlaşılıyor ki, üç gün, dört gün daha deprem konuşulacak. Beş gün daha konuşulacak. Haber bültenlerinde bir hafta sonra yavaş yavaş gündemin sonlarına doğru gidecek bu deprem meselesi. 10 gün, 15 gün sonra herkes yine işine bakacak. Kimse depremi konuşmayacak. Ta ki Allah göstermesin yeni bir deprem olana kadar. Yeni bir deprem olduktan sonra yeniden fay kanunu, deprem vergisi, bunlar tartışılacak. Oysa yapılması gereken yeni bir strateji. Deprem olur, enkazdan insanları nasıl canlı çıkartırız düşüneceğiz. Ama deprem olduğu zaman binaların çökmesini nasıl engelleriz? Bunu da düşünmek gerekiyor. Hükümete düşen bir görev var. Hemen, acil, ivedi, biz de sonuna kadar destek olacağız kendilerine. Hemen, başta İstanbul olmak üzere, deprem fay hattı üzerinde bulunan bütün şehirlerde risk analizleri yapılmalı. Apartmanların, binaların risk analizleri bir an evvel yapılmalı. Türkiye bu işe odaklanmalı. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Ve bu deprem ülkesi olduğu gerçeğini artık depremlerde hatırlamayalım, her daim aklımızda olsun. Artık yeter diyoruz, lütfen artık hükümet harekete geçsin. Çok kısa bir başka konuya daha değineceğim değerli arkadaşlar. Günlerdir burada ekipler çalışıyor. AFAD'ından tutun, vakıflara, belediyelere kadar pek çok insan koştu geldi, yardıma geldiler. Enkazlardan insanlarımızı nasıl canlı çıkartırız, onun hesabını yapıyorlar, çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk anda 55 kişiyi çıkarttı enkazdan. Diğer belediyeler bu görev yapıyorlar. Ama birileri de şov yapıyor. İnanılır gibi değil. Dün akşam genç kızımız çıkartılırken bir baktık, biz de oradayız. Herkes orada ama amacımız şov değil. Görevliler, yetkililer görevini iyi yapabilsin istiyoruz. Ama bir bakıyoruz, bakanlar, AK Parti milletvekilleri böyle bir yani görüntüye girme derdi. Ya arkadaş bırakın ya, bırakın da arama kurtarma ekipleri işini yapsın. Burası şov yeri değil ya. Bakın, ilk müdahaleyi yapan belediye. Enkazdan insanların sağ çıkartılması için çaba harcayan belediye. Vinç getiren belediye, lojistik destek veren belediye, yemek dağıtan belediye, çadır getiren, battaniye, maske dağıtan belediye, su, ekmez, ekmek dağıtan belediye. Ama enkazın başına çıkıp şov yapan AKP. Bakan çıkıyor enkazın başında şov yapıyor. AK Parti milletvekilleri enkaz başlarında şov yapıyorlar. Bunun zamanı değil. Yazıktır, günahtır. 99 depremini yaşadım. Bir gazeteciydim o zaman. Bir gazeteci olarak aylarca 99 depreminde bölgede kaldık. Hiç böyle bir şey görmedik. Depremde şov yapılmaz. Burada bir afet var. Dayanışma olması gerekiyor. Bir kez daha AK Parti'yi, bakanları uyarıyoruz. Artık şovdan vazgeçin, iş yapalım, hep beraber yapalım diyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz Sayın Öztunç'a. Şimdi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun görüşlerini sizlerle paylaşacak. Buyurun efendim. Değerli basın mensupları, değerli konuklar. Öncelikle tekrar depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah kalan enkazda şu anda kalanların canlarımızı da sağ salim
inşallah kurtulur. Bugün kurtulan Elif bebeğimiz gerçekten hepimize umut oldu. Hepimizin içine su serpti, yüreğine su serpti. Ben tekrar İzmir'imize, ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç da ifade etti. Bu çalışma hep beraber gönlünü İzmir'e vermiş, buradaki hayatları kurtarma amacıyla büyük bir özveriyle toplumun bütün kesimleri destek veriyor. Partili partisiz. Bunun içerisinde belediyeler var, sivil toplum örgütleri var, vakıflar var. Herkes elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyor. Bir canımızı daha sağ salim nasıl kurtarırız? Bunun çabası içindeler. Ama görüyoruz ki sanki bazılarına talimat vermiş gibi çalışmada AFAD ve AKP'li belediyeler var. Bu doğru değil. Gün birlik günü, gün dayanışma günü, gün bu acıdan siyaset yapma günü değil. Maalesef ama görüyoruz ki burada acıdan bile siyaset yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ve bunu da reddediyoruz. İzmir Büyükşehirimiz ve Bayraklı Belediye'miz ve diğer ilçe belediyelerimiz ilk günden itibaren gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yanında olmuştur. Ve az önce de ifade edildiği gibi vincinden, kamyonundan, araç gerecinden her türlü ihtiyaçlar yerine getirilmiştir, sağlanmıştır. Bakın şu anda sahada büyükşehirimizin 6224 personeli görev yapıyor sürekli. Ve bunlar hem arama kurtarma çalışmalarında çalışıyorlar hem de sahada her türlü ihtiyacı gidermek için çalışıyorlar. Ve bu süreç içerisinde de CHP'li belediyeler olarak 166 araç ve 1071 personelle de destek veriyoruz. Burada büyükşehir belediyelerimiz, il belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz her türlü imkanlarını seferber ettiler ve buradaki acıyı azaltmak, buradaki eksikliği gidermek için yoğun bir çaba içerisindeler. Bu süreçte tabii birçok konuda da çalışmalar yapılıyor. Şu anda gerek seyyar tuvaletlerin kurulması, duşların kurulması, gerekse çadırların kurulması konusunda da her türlü katkı sağlanıyor. Şu ana kadar büyükşehirimiz tarafından 2588 çadır kuruldu ve yaklaşık 20.000 battaniye dağıtıldı ve çalışmalarda bu meyanda devam ediyor. Bir yandan maske dağıtımı, dezenfektan dağıtımı da devam ediyor. Değerli basın mensupları, şunun altını çizmek isterim. 30 Ekim'den bu yana, depremin ilk gününden bu yana sahada bütün arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Amacımız yaraları sarmak. Amacımız İzmir'imizde yaşanan bu afetin yıkıcı etkisini gidermek ve hiçbir şekilde görev ayrımı yapmadan zaman zaman göçük alanında bekleyerek oradaki vatandaşlarımızın acılı vatandaşlarımıza katkı sağlayarak zaman zaman çadırlarda, zaman zaman parklarda geceleyen vatandaşlarımıza her türlü hizmeti verme adına milletvekillerimiz ve bütün partilerimizle birlikte çaba içerisindeyiz. Tekrar İzmir'imize, ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Ve bu acıyı hafifletme adına, bu acıyı giderme adına her türlü çalışmanın içerisinde de olacağımızı ifade ediyorum. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Evet, Seyit Torun'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke görüşlerini sizlerle paylaşacak. Buyurun efendim. Değerli basın mensupları, çok kıymetli hemşerilerimiz, 83 canımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ve şöyle yer değişti.
Tamam, yüksek sesle. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım. Tamam. Çok teşekkürler. Değerli basın emekçileri, çok kıymetli hemşerilerimiz, 83 canımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tek temennimiz şu anda çalışmaları sürüyor olan arama ve kurtarmadan bu sabah duyduğumuz gibi mucizevi, olumlu haberler duymaya devam edelim, canlarımıza kavuşalım. Çalışmalar, heyetimizin de burada söylediği gibi ilk andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yetkilileri, hem yerel yönetimlerde belediyelerimiz ve emekçileri, hem milletvekillerimiz, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri hızla yaraları sarmak üzere, ihtiyaçları gidermek üzere ve bugün en akut şekilde hissediliyor olan acılara derman olmak üzere koştuk. Koşmaya da devam edeceğiz. Bunun altını kuvvetle çiziyorum. İlk andan itibaren buradaydık, buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz. İnsani sorumluluğumuz olduğu için ve yetki alanımıza giren sorumluluklarımızdan asla kaçmadığımız için yapacağız. Siyasi şov için değil, dayanışma için yapacağız. Bugün ağır yaralar yaşanıyor olduğu için yapacağız. Tüm sorumluları da aynı zihniyetle iş yapmaya bir kez daha davet ediyoruz. Gün şov yapma günü değil. Gün siyasi sorumlulukları ve üzerinize alınmış yetkileri kullanma ve yerine getirme günü. Tam da bu bilinç ve anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İşte burada şunu hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Bundan birkaç gün önce depremin ağır acıları altında Cumhurbaşkanı şu cümleyi kurmuştu. Vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır demişti. Ama unutmayalım, işte bu iktidarın en son dönemde çıkarmış olduğu yasalarla bu vesayetçi zihniyetin ortaya çıkardığı iddia edilen yük artık iktidarın yüküdür ve iktidarın sorumluluğudur. Çünkü vatandaşın bu tarz yapılar içerisinde, dayanıksız yapılar içerisinde yaşamaya mahkum bırakan çürümüş binaların yükünü iktidarın omzuna alan yasal düzenlemeler yapılmıştır. Sorumlu iktidardır. Ruhsatlı ve ruhsatsız var olan dayanıksız yapıların bir an evvel dayanıklı kılınmasından yükümlü olan bakanlıktır. Biz de bu sorumluluğun yerine getirilmesi için ve parayla satın aldıkları bu yükü yerine getirerek halkın can ve mal güvenliğini sağlamaları için bizim üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sanki hiç deprem olmayacakmış gibi devam eden rantçı zihniyet Türkiye'de can kaybına yol açıyor. İşte bu zihniyeti hep birlikte değiştirmemiz gerekiyor. Çürümüş binalara arkasını dönen çürümüş bir siyasete Türkiye'de yer yok. Bir an evvel, bir an evvel iddia edilen el birliğiyle belediyelerimizi de toplantılara dahil ederek, belediyelerimizin çalışmalarını görmezden gelen bir anlayışla değil, birlikte Türkiye'de can ve mal güvenliğini sağlayacak adımları atmalıyız. Tekrar ediyoruz. Fay yasasının acilen meclise gelmesi gerekiyor. Bir sonraki depremde yine can kayıplarını konuştuğumuz değil, ne kadar sağlam bir yapımız olduğunu konuştuğumuz günlere kavuşmamız için. Ruhsatlı ruhsatsız bütün binaların deprem ve afet güvenliği karnesinin hazırlanması gerekiyor. Bunun sorumluluğunu üstlenmiş olan yetkililerin bu sorumlulukları yerine getirmesi için biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Tüm İzmirlilere ve Türkiye'ye bir kez daha şu çağrıyı yapıyoruz. İlk andan itibaren buradaydık, burada olmaya devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Sorumluların da sorumluluklarını yerine getirmesi için biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Evet değerli arkadaşlar, basın toplantımız bitmiştir. Az sonra Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı toplanacaktır. MYK toplantısından sonra parti sözcümüz Sayın Faik Öztrak Ankara'dan gerekli açıklamaları yapacaktır. Teşekkür ediyoruz.